Bir de bizi burada misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Malumunuz 3 Mayıs günü bir inşaat fuarı açılışımız var. 5 gün sürecek. 7 Mayıs'ta bitecek. İnşaat fuarı derken niye bu inşaat fuarı? İşte Hatay kentsel dönüşüme gidiyor. Antep'e belediyesinin kentsel dönüşüm projeleri. Büyükşehir Belediye'mizin şu an yeni yeni kentsel dönüşüm çalışmaları. Yanı başımızda 6 yıldan bu yana süren bir savaş. İnşallah bir barış süreci olur. O savaştan en fazla bizim Hatay hesabımız etkilendi. Yani bu barış sürecinden sonra orada da çok büyük bir imar pozisyonu olacak. Yani 20-25 yıllık bir pasta var. İşte bizim Hatay hesabımız dedik ya, en fazla etkilenen, işte o pastadan da en fazla payı almak isteyen Hatay esnafını burada bu fuarda vizyonunu açmak, üreticiyle tüketiciyi birbirine buluşturup tanıştırmak, yarın Suriye ve işte kentsel dönüşüm Hatay'daki bu inşaat sektörünün kalemleri 200'e yakın biliyorsunuz. Yani bu ülkenin ve bizim Hatay'ımızın dinamiği inşaat. 200 kalemi bir anda hareketlendiren bir sektör. Ondan dolayı biz bu inşaat fuarını yapmaya karar verdik. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla oturduk, bu kararı aldık. Böyle bir fuar yapmaya karar verdik. 3 Mayıs, 7 Mayıs arası Antakya'da otobüs terminali, yan tarafı Preyman AVM'nin karşısı, Saraycık Mahallesi diye geçiyor adres. Hatay dışından da var, üretici firma var, gayrimenkulcu firmalar var, tüketici firmalar var. Bunun gibi açabiliriz. Meslek dalları biliyorsun inşaatın ucu açık bir meslek dalı. Örnek vermek gerekirse bir prefabrik, kurşun geçirmez prefabrik orada gelip tanıtacak. İlk defa bir ürün bu. Bu bizim fuarda ilk tanıtım olacak. Kesinlikle olabilir. Çünkü bizim Orta Doğu'ya açılan iki kapımız var. Yeradağ ve Cilvegöz. Yani ne yaparsa yapsın birileri bizim üzerimizden gidecek. İşte İskenderun Limanımız ve hemen Yeradağ'ın yanı başında Maske Limanı. Yani bunlar çok önemli etken, bu iki kapı. Bizim esnafımızın üzerinden bu işi, tabii biz STK'lar olarak da, bizim sektörümüz olarak da, biz o gün şartlarında yine elimizi taşın altına koyup bu esnafı bilgilendirip yönlendireceğiz. Siz de fuar organizasyonunu yapan firmanın sahibisiniz. Yaklaşık 8 yıldan bu yana imaj veri olarak Hatay'ın tanıtımında büyük bir rol oynuyoruz. İzmir'de, İstanbul'da. Bu vesileyle de İnşaat Odası Başkanı'yla Sayın Mehmet Alakuş'la yaptığımız istişare sonrasında Hatay'daki ve ülkemizde yaşanılan ekonomik krizden dolayı Hatay'da inşaatın ve kentsel dönüşümün yeniden yapılanmasıyla beraber inşaat sektörünün iyi bir ilme kazanacağını gördük. Bu vesileyle de Hatay'da inşaat sektöründe üretici firmamız maalesef çok yok.